Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusundaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre CD E açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ABC ile EDC üçgeni ne verilmiş? Benzer verilmiş. Hemen benzer üçgenleri şöyle göstereyim. ABC üçgeni ile şu üçgen ne verilmiş arkadaşlar? Bu üçgen benzer verilmiş. Biz ne yapıyorduk böylelerinde? Arkadaşım buradaki ABC üçgenindeki A açısıyla EDC'deki E açısı eşit olacak. A ile E eşit olacak. Yani burası 75 ise burası da 75 olacak. Sonra B ile D eşit olacak. Buradaki B ile buradaki D eşit olacak. Yani burası X derece ise burası da X olacak. Sonra C açıları da birbirine eşit. Hocam şuradaki C açısıyla buradaki C açısı da birbirine eşit olacak. E, bitti gitti. Niye hocam 90 derece? E bu tamamı 180. O zaman bunlara 45'er derece mi kaldı? Bu açılar da eşit olduğundan dolayı evet. E 45 75 ve x'in toplamı da 45 75 ve x'in toplamı da eşittir 180 yapmalı. Buradan da x kaç derece geliyor? 60 derece geliyor gençler. Cevabımız Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunlar birbirine eşit verilmiş. E ne yapacağız? Vallahi hocam şu üçgene dikkat edin. Şu üçgen ve şu üçgende nedir arkadaşlar? Açılar da var. Şuradaki kenarlar da var. Bak çizginin kollarına dikkat et. Alfa diyelim hatta. Alfanın kollarına dikkat et. Çift çizgiye yuvarlak. Hocam bu üçgende de alfanın kolları çift çizgi yuvarlak. İki üçgen ne oldu? Eş oldu. Niye? Kenar açı kenardan dolayı arkadaşlar. Arkadaşlar niye böyle oldu? Tekrarlayalım. Aynı açının kolları çift çizgiye yuvarlak. Aynı açının kolları çift çizgiye yuvarlak olduğundan eş. Madem öyle çift çizgiyi gören açı 6x ise çift çizgiyi gören buradaki açı da 6x'tir. Hop toplam. 10, 12, 15x yaptı. 15x eşittir 180 ise x buradan kaç ki çıkıyor arkadaşlar? 5'e ee, e bölsen 5'e bölsen 36, 3'e bölsen 12. Yani x de buradan 12 bulmuş olduk arkadaşlar. Cevap balık balıkesir oldu. Evet AB ile BC dik verilmiş. Ali Bey 9 12. Burası kaç yapacak? 15 yapacak. 12 verilmiş. Bir de şunlar eşit verilmiş. Daha sonra da bu kağıtlar bu şekilde yapıştırılmış. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Tamamını 15 vermiş bize burada. Eyvallah. 90'lar havada uçuşuyor. Derken 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalmalıydık zaten. Dalalım o zaman hocam. 90 burada 90 burada. Alfa dedim beta dedim. Hocam burası da alfa oldu. Ee, dik üçgen yok. Hadi oluşturalım. A tam da buradan çizince 90'ı ikisi de mantığını kullanmış olurum. Tabana ait yükseklik çizdik. Tabanı iki parçaya böler. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Bakın 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 şu üçgenlere bakın. Bu üçgenler benzer oldu mu? Oldu. Hocam burada betanın karşısına A dersek betanın karşısındaki A bölü buradaki betanın karşısındaki 9 eşittir. 90'ın karşısındaki 10 bölü 90'ın karşısındaki 15 olacağından. 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 3 ile de 9 sadeleşiyor. 3, 3 kere 2, 6. A'yı buradan 6 buldum. Hocam A buradan 6 ise burası da 6. Tamamı 12 idi. Yani x artı tamamı 15'ti. x artı 6 artı 6 eşittir. 15 yapacağından x de buradan kaç çıkar? 3 çıkar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Şekilde ABC x kenar üçgen içindeki bir P noktası dağın kenarlara dikmeler çizilmiştir. Şöyle dikmeler çizilmiş. A, B ile A, C birbirine eşitmiş. Şu x kenarlığı kullanacağım. Hocam 90'larda var. Bir alfa, beta'ya da alacağım belli. Alfa diyeyim, alfa diyeyim. E hocam alfa 90 buraya beta dersem alfa 90 burası da beta oldu. Ama x kenarlığı da kullanmam lazım. E o zaman şuraya bir teta dersem. Alfa artı teta ise alfa artı teta olacağından burası teta oldu. A, teta 90 ben buraya c açısı dersem teta 90 burası da c oldu. Ne oldu arkadaşlar? Şu üçgenler kendi arasında benzer oldu. Bir de öbür üçgenlerde bakın şu üçgenle de şu üçgen ne oldu? C teta 90 C teta 90 olduğundan benzer oldu arkadaşlar. O zaman benzerlikleri uygulayalım. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı x diyeceğim. 2 bölü x niye eşittir? Hocam burada beta'nın karşısı boş. Hocam 90'ın karşısı da boş ama şu üçgende de hipotenüs olduğu için bence buraya bir şey diyelim. Şuraya bir n diyelim. 90'ın karşısı buradaki m bölü. Buradaki 90'ın karşısı m'ye eşittir arkadaşlar. Peki mavilerde benzerlik uygulayalım. Mavilerdeki benzerlik de bak 90'ın karşısı n bölü 90'ın karşısı m benzerlik oranı değil midir? Buradan devam edelim. n bölü m neye eşittir? Şu mavi üçgenlerde c'nin karşısı demeyelim de teta'nın karşısı x bölü teta'nın karşısı 3'e ya da isterseniz şey yapayım. Hocam bu sefer de mavi üçgenlerde yapalım. N bölü M N eşittir arkadaşlar. 90'ın karşısı 90'ın karşısı. E, buradaki teta'nın karşısı. X bölü teta'nın karşısı 3'e eşittir. Bakın her ikisi de N bölü M'ye eşit. Yani N bölü M neye eşit? 2 bölü X'e eşit. Bu da N bölü B X bölü 3'e eşit. İşler dışlar yaparsam X kare eşittir 6 ise X de buradan ne gelir arkadaşlar? Kök 6 gelir. Cevabımız böylelikle kök 6 oldu. Yani cevap Edremit oldu. Ali iki farklı büyüklükteki dört kibrit çöpünü aşağıdaki şekilde masa üzerine yerleştirmiş. Arkadaşlar 18 birim burası. Şurası da 18 birim. Ve 12 birim 12 birim. Şurası 12 burası da 12 birimmiş. Ha gençler. 12 12 18 18. Şu bir ikiz kenar. Hocam tabanına ait yükseklik çizsek nasıl olur? Ya taban yok ki. Var da ya çıkar. Bu arada buradan da çıkar arkadaşlar. Ama uzun çıkar. Buradan nasıl çıkar? Dik çizdiğinizde a a dersiniz. Hocam tamamı 18. Buraya 18 eksi 2 a kaldı dersiniz. Bir burada pisagor ya da bir şurada pisagor. Bir de büyükte pisagor yapınca ikili pisagordan soru çıkar. Birinci yol bu olsun. İkinci yol nasıl olsun arkadaşlar? İkinci yolda şu olsun isterseniz. Burası da 12 ya. Hocam 12 12. İkiz kenar. Açılara bir dalacak olursam alfa alfa. A buraya da teta dersem. Beta dersem daha doğrusu. Hocam bu da ikiz kenar. Yani burası alfa iken bunun da tamamı alfa değil midir? E, alfa alfa beta. 180'e tamamlayana beta ise alfa alfanın. Alfa alfaysa burası da beta oldu mu oldu. Yani şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Aynı açının karşısındakiler oranlayacağız o zaman. Açı 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 benzerliği çıktığı için aynı açının karşısındakiler oranlarız. Betanın karşısı x'in. Betanın karşısı 12 oranı eşittir. Alfanın karşısı 12'nin küçükte. Büyükte alfanın karşısı 18 oranı 6'ya bölü 2 6'ya böl 3 Hocam 3 ile de 12 sadeleştirdi 4 4 kere 2 de 8 mi yaptı cevabımız Evet böylelikle cevap Balıkesir oldu Yukarıdaki verilenlere göre BDX nedir diye soruluyor Arkadaşlar baktığımız zaman açı ortay yok Kenar ortay yok o yok bu yok şu yok En son sıkıştığımızda ne yapıyoruz benzerlik Benzerlik için genelde böyle açı, açı açı var mı diye bakarız ama Yok hiçbir açı verilmemiş Ama ne verilmiş bakın dikkat edin şu üçgenler verilmiş. Ben bu üçgenlere yoğunlaşacağım o zaman. Burada bir üçgen var elimde ve şurada da bir üçgen var elimde. Ne yapacağım arkadaşlar? Burada şuraya yoğunlaşalım bakalım. Buraya yoğunlaşırsak iki üçgende sadece kenarlar verilmiş. Hocam ne yapalım? İki üçgende kenarlar verilmişse kenarları küçükten bir yere doğru yaz bakayım. Burada 3, 6, 9. 3, 4, 6 pardon. Burada 6, 8, 12. 6, 8, 12. A sen bunları küçükten bir yere doğru yazınca taraf tarafı oranladığında hepsindeki oran aynı mı oldu? Evet. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Belli bir katı olmuş oldu. Yani bakın hepsindeki oran 1 bölü 2 oldu. Yani bu buradan buraya iki kat var. Dolayısıyla kenar 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 benzerliği çıktı arkadaşlar. Madem kenar 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 benzerliği çıktı. Kenar kenar kenarın mantığı nedir arkadaşlar? Eşit kenarları gören açılar birbirine eşit. Hocam 3'ü görenle ile 6'yı gören eşit. Yani şu üçgende 3'ü gören açıyla bu üçgende 6'yı gören açı birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Burası alfayken burası da alfadır. Ee, soru çıktı aslında. İsterseniz 4'ü görenle 8'i gören de yapalım. Beta ise betadır. Şurasıyla da şurası eşittir. Gerçi soru çıktı. Niye? Hocam alfa alfa çıktı. Bak ikiz kenar. Yani şurası 11 ise burası da 11 olacak. 6 artı x eşittir 11 olduğundan x de buradan ne gelir? 5 gelir gençler. Evet cevabımız böylelikle denizli oldu. ABC ve AD birer eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenleri şöyle bir gösterelim isterseniz arkadaşlar. Şu eşkenar üçgeni kırmızı ile göstereyim. Öbür eşkenar üçgeni de mavi ile göstereyim isterseniz. Hocam böyle gösterdik. Ama sadece eşkenar kenarların eşitliği değil tabii ki açılarının eşitliğini yazmak lazım. Hocam burası 60, burası 60. Şuradaki açı da 60 ya da burası 60, Burası 60 buradaki açı da 60. Hocam 94, 60 daha kaç? 154 Buraya ne kaldı o zaman 26 kaldı. E, tamam 60 olduğundan buraya ne kaldı arkadaşım? 34 kaldı. Hocam bunun da tamamı şey olduğundan dolayı 60 olduğundan dolayı buraya da ne kaldı? 26 kaldı. Ne yapacağız arkadaşım? Hocam şu kenarlara A, A, A diyelim. Şu kırmızı kenarlara da B, B, B diyelim. Ne yapalım? Burada önemli olan bir şey çıktı. Bakın açıların bir eşitliği çıktı. Dikkat edin. Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit oldu. A hocam nokta açısı yani 26'nın kolları şu üçgende nedir? A'ya B. Aynı açı eşit olduğunda kollarına hemen bakın. Noktanın kolları burada da A'ya B mi çıktı arkadaşlar büyük üçgende? Evet. E o zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş oldu. Niye eş oldu? Kenar açı kenardan. Çünkü nokta açısının kolları A'ya B. Nokta açısının kolları A'ya B olduğundan eş üçgen çıktı. Hocam çıkar mı böyle bir soru? ÖSYM sordu. Çıkar arkadaşlar. Çıkabilir. Çıkma ihtimali var. Belki de yeni nesile uyarlayıp böyle çıkartacak. Bilemeyiz. Evet madem eş üçgen burada. Arkadaşlar burada ee, şurayı B'yi gören 94 ise buradaki B'yi gören de 94 derece mi olacak? Yani 60 artı x eşittir 94 ise x de buradan kaç gelir arkadaşlar? 34 gelir. Eş üçgeni yakalayınca ya aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşitliğini kullanıyorsunuz ya da aynı kenarı gören açıların birbirine eşitliğini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Cevap Edremit. Evet. ABC bir üçgen ve şöyle bir eşitlik verilmiş. Böyle bir eşitlik. Yani nedir arkadaşlar? Bu 45-45-90 üçgeni. Bir de şurada bir açı eşitliği verilmiş. Alfa ile buraya da beta diyelim isterseniz. Alfa ile betanın toplamı da 45. Ya da burası alfayken buraya 45-alfa da diyebilirsiniz. Fark etmez. ABC açısına alfa dersek. Burası da ne oluyormuş arkadaşlar? 45-alfa eksi oluyormuş. Bu açıları boş boşuna vermemiştir. Hocam iki kenar var şöyle bir dik çizsek mi? Valla taban yok ki tabana ait yükseklik çizebilirsiniz arkadaşlar değil mi? Madem açı vermiş açılara yoğunlaşalım. E burada e bununla, bunun toplamı böyle 45 verilmiş. Alfa 45 eksi alfa. Ya arkadaş şuraya bakacak olursan o zaman burası da ne oldu? İki iç açının toplam bir dış açı olacağından burası 45 eksi alfa mı oldu? Ya da 45 eksi alfa ile neyi toplarsan 45 yapar alfa mı oldu? A alfaya 45 eksi alfa ya da alfaya 45 eksi alfa. Bak burası da 135. Bak burası da 135. Ne oldu üçgenler? Hocam bu üçgen zaten kenarları verilen üçgenlere dikkat edin arkadaşlar. Hani çok çok sıkışsanız ben burada direkt açılardan fark ettim ama çok çok sıkışsanız ya burada 2 verilmiş, burada x verilmiş, burada çift çizgi verilmiş. Ben bu üçgene ya da ben buradaki üçgene dikkat etmeliyim. Yani buraya beyniniz yoğunlaştığı zaman daha rahat bir şekilde çözümü fark edebilirsiniz. Evet iki üçgen benzer çıktı arkadaşlar. Haydi benzerliği uygulayalım. Hocam burada 45x alfanın karşısı var. 2 bölü. Burada 45x alfanın karşısı y diyelim. Yapacak bir şey yok. y oranı eşittir. Burada alfanın karşısı y bölü. Buradaki alfanın karşısı 4. y kare eşittir. y kare eşittir. Ne geldi? İşler dışlardan 8 geldiyse y'yi buradan 2 kök 2. Yani kök 8 2 kök 2'dir. 2 kök 2 olarak bulduk. Valla arkadaşlar buradan x isteniyor bizden. Burada 135'in karşısı 135'in karşısına gidemem. Madem ben y'yi 2 kök 2 olarak buldum. E burası 2 kök 2, burası 2 kök 2. Artık şuradaki uzunluğu da yazabiliriz. 2 kök 2, 2 kök 2, kök 2, 2 kök 2. Konuşamıyorum. Kök 2, 2, 2 katından dolayı burası kaç yapar? 4 yapar. E sonra ne yapacağız hocam? Kardeşim şimdi ikizkenar kenar var mı? Var. Tabanla mevcut mu? Mevcut. İnsan olan ne yaparsa onu yapacağız. Hop yükseklik çizelim hocam. Tabanı iki eş parçaya böldü. 2, 2 hatta 45, 90 burası da 45 yaptı. Ve... Hocam 45 45 90 üçgenden 2 ise burası da 2 oldu. Şimdi x'i bulabilirim. Niye? Hocam burası 2 burası 4. E, 2 4 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası da ne olacaktır? 2 kök 5, 5 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle C han oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre x nedir diye soruluyor. Ne verilmiş? Kesimleri f falan verilmiş. A B ile A C birbirine eşit verilmiş. Hocam şu A B ile şu A C birbirine eşit verilmiş. E Hocam bu ikizkenarsa kenarsa, bu yükseklikse ikisi kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçayabilir ve açı ortaydır. Tabanı iki eş parçaya böldü ve açı ortayı yerleştirdik. Peki başka ne verilmiş? CD ile BC 6 verilmiş. Hocam şurası 6, burası 6. Bunlar 3-3 yaptı. Başka ne var burada? DF'yi de 5 vermiş. Ben buradaki DF uzunluğunun da 5 olmasını kullanacağım arkadaşlar. 5'e ait bir üçgen yok ki ne yapacağız? Aa hocam bak ne bu soru sorunca direkt çözüm çıkıyor aslında. Şurada dik taban iki eş parçaya bölmüş değil mi? Bundan dolayı şurada bir üçgen oluştursam 5'e ait de bir üçgen de oluşmuş oldu mu? Oldu. Arkadaşım şuraya baktığın zaman dik taban iki eş parçaya böldü. İkiz kenar. X ise burası da X mi? Evet. E hocam burası alfaysa burası da alfadır. Hatta burası iki alfa yaptı. E şu altıların eşitliğini kullanmadım mı? Değil mi? Evet. Bak soru kendiliğinden akıyor. Neyi kullanmadıysan onu kullan. Kendiliğinden akıyor. Hocam 6. Hocam burası da 6. A ikiz kenar. Alfa ise burası da alfa mı? Evet. Bak dikkat et. Dikkat. Ne var burada? Hocam alfalık bir üçgen var burada. Alfa alfa. Büyük de alfa alfalık bir üçgen değil mi? Yani bu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Sebep alfa alfa üçüncü açı çift çizgi ise alfa alfa buradaki üçüncü açı da çift çizgi değil midir? Evet. Yani benim bu üçgenlere yollaşan belli. Hani x var ya x x 6 bu üçgende alfa alfa burası diyelim. E bir de altılık üçgen var. 6 6 bak burası. Yani küçük üçgen sarı üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Haydi yazalım benzerliği. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 6'ya oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 6'nın çift çizginin karşısı hop x artı 5'e oranı. Hocam x çarpı x artı 5 eşittir 6 olduğundan normalde çarpanları ayırmadan çıkar da e, pardon 36 altı olacağından 6 ile 6'ın çarpımı. Kardeşim x ile x artı 5'i çarpma 36 ne ile neyin çarpımı 36 4 ile 9'un x yerine 4 yazarsan 4 çarpı 9 yapıyor mu? Yapıyor. Cevabımız o zaman ne çıktı? 4. Yani denizli oldu arkadaşlar. Aşağıda ABC İkizkenar üçgen üçgeninde AB eşittir AC'dir. Madem AB ile AC birbirine eşit. 180'den 36 çıkart. 180 180'den 36 çıkart. 144. 2'ye böl. 72. 72. Yani 36, 72, 72'lik bir üçgen. Ne yapmışız? Bu üçgeni. Bu üçgen şekil 1'deki B noktasından BC kenarı AC kenarıyla çakışacak şekilde katlandığında. Hocam ben bunu böyle katlamışım. Katlamayı geri açacağım. Açılmış halde var burada. Çok güzel. E burası 72 dereceydi. O zaman burası kaçar derece oldu? 36, 36 oldu. Ee, burası da 72 dereceydi. Bakın 36 72 ise burası da 72 oldu mu? Oldu. E, ee, sanki soru bitti arkadaşlar. Şurası M M verilmiş. Yani M N. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. M burası da N oldu. Başka bir şey var mı? E, tepe açısı da 36 idi. Aa hocam bak 36 yazınca 36 ise 36 gördünüz mü? Şurada da bir x kenar çıktı. Bu arada 36 72 72'den şunla da şu birbirine eşit oldu. M oldu. Hatta burada da bir x kenar çıktı. Burası da M oldu. Çünkü 36 36 olduğundan dolayı. Sonra hocam sonrasında zaten bizden ne isteniyor? E, m çarpı n nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu arada bu bir ikizkenarsa m artı n ise burası da m artı n olacağından şuraya ne kaldı? n kaldı. Ne yapalım? İkizkenarda yükseklik çizebiliriz ama şekil çok karışır. Ya da buradan çizsen n bölü 2 ile Hocam bak şuraya bak dikkat et. Şu üçgen 36, 72, 72 büyük üçgen de 36, 72, 72 değil mi? 36, 72, 72 o zaman bu taralı üçgenle büyük üçgen benzer oldu. 36'nın karşısı n'nin 36'nın karşısı öbüründe m'ye oranı eşittir. Hocam 72'nin karşısı m'nin küçük üçgende büyük üçgende 72'nin karşısı n artı m'ye oranı. n artı m'ye oranı. İşler dışlar yapalım. Ee, n ile n artı m'i çarpıyorum. n kare artı nm eşittir. m kare m eşit oldu. Evet. Benden n, çarpmayı n çarpı m isteniyor. n çarp m de n eşit oldu. m kare eksi n kare eşit olmuş oldu arkadaşlar. Yani cevap ne oldu? m kare eksi n kare denizli olmuş oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet cevap denizli. Yukarıdaki verilere göre ad nedir diye soruluyor. Ben bir kere şunlardaki eşitleri kullanacağım. bd ile bc eşit verilmiş. E ee, ne yapacağım? Hocam 90'lara vada çişiyor. Ya hocam dik var burada. Dikten dik mi çizsem acaba? Üklit oluştursam. Arkadaşlar böyle bir ek çizim yok. Dikten dik çizeyim falan filan yok. Öyle bir ek çizim yok. Ek çizimlerimiz nelerdi bizim? Ya böyle muhteşem işte orta taban ikiz kenarlık ya da oran kullanmaya ait bir şey ya değil mi? Ama burada ne yapabiliriz? Şu kullanmam lazım benim. Hocam 90'larda vada çişiyor. 90'lar vada çişiyorsa ne yapmamız lazım? Alfa beta'ya dalmamız da lazım. E dal bakayım alfa beta'ya. Alfa beta'ya daldığında alfa 90sa beta ah takıldık kaldık ne yapacağız? Ama beta var, 90 var. Ee, beta 90'dan sonra alfayı geçer mi? 180'e tamamlamaya da öyle ama öyle bir şey de yok. Hocam burası beta desem, hayır burası 90 değil ki. Beta diyemezsin oraya. Ne yapmalıyız? Ha, beta var, 90 var. Ee, beta 90sa 180'e tamamlayanı burası değil mi arkadaşlar? O zaman bunu düşünelim. 180'e tamamlayan açısı. Alfa'yı şurada elde ettim. He, ben şimdi olayı bitirdim arkadaşlar. Niye? Hocam alfa da var ya alfa da varsa alfabeti oluştur. Şuradan dik çiz falan filan değil de bak çift çizildi kullanacaksın. Şuradan bir dik çizsek. Alfa 90 ise burası da beta. E o zaman ne oldu gençler? Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 7 ise alfanın karşısı 7'dir. Betanın karşısı 17 ise betanın karşısı 17'dir. Benden şu x uzunluğu isteniyor. Dikkat et. Burası kaç? 24. Burası kaç? 7. 7 24 ne üçgeni 25 üçgeni yani cevabımız kaç oldu 25 oldu. Gençler bu soru tipini aslında kareye gördüğümüz zaman kare gördükten sonra daha rahat bir şekilde yapacaksınız onu söyleyeyim. Ee, şahsen benim hızlı bir şekilde yapmamın sebebi bu burada. Normalde zor bir soru ama hani alfabete gireceğimiz belli. Alfa oluşturmak için bir hamle yaptık o da burada oldu. Başka türlü de olmuyordu. Ee, ama kareden sonra şu tür soruları da rahat bir şekilde yapacaksınız haberiniz olsun arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle açay oldu.